Merhaba arkadaşlar. Fikir Sepeti Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel bir örgü çalışmamız var. Özellikle bebek örgülerine çok yakışacağını düşündüğüm bir örgü çalışmam. Burada ben bebek yünü kullandım ve 3.5 numara şişle ördüm arkadaşlar. Ee, istediğiniz iplerle şişlerle bu örgüyü çalışabilirsiniz angora ile bile çalışabilirsiniz daha önceden aslında bu örneği örmüştük iki renkli olarak örmüştük burada da tek renkli çalıştım gayet güzel çok hoş bir örnek hem de çok basit arkadaşlar örneğime geçmeden önce kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar abone olmak tamamen ücretsizdir ee, ve videolarımın altına yorum ve beğeni yaparsanız Gerçekten desteklerinizi bekliyorum arkadaşlarım sizden. Beni çok mutlu edersiniz. Şimdi örneğimize geçelim arkadaşlar. Örneğimiz bakın bu şekilde kabarık duran bir örnek. Sadece iki sıradan oluşuyor. İki sırada düz örgü örüyoruz arkadaşlar aralarda. O kadar basit ki arkadaşlarım. Bazı püf noktaları var. Onu da örünce size şimdi anlatacağım. Özellikle bebek yeleklerinde hemen iki günde örebileceğiniz bir örnek arkadaşlar. Örneğimiz 2'nin katlarından oluşuyor. 2'nin katlarında ilmek sayılarımızı atmamız yeterli. Şurada şöyle küçük bir çalışma hazırladım ben sizler için. Hemen burada başlayalım. koy renkte de nasıl duruyor onu da görmüş olacağız. Bir sıra haroşa ördüm geldim. Burada da haroşa kullandım ben. İstediğiniz örgü lastiği kullanabilirsiniz. Haroşa özellikle bebek örgülerine yakıştığı için ben kullandım. Şimdi kenar ilmeğimi aldıktan sonra birinci sırada arkadaşlarım bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Baştan sona kadar bütün ilmeklerim bu sırada düz. Bu arada iki sıra düzümüz var demiştim. O burası arkadaşlar. Asıl örneğimize geçmeden önce aslında bu da örneğimizden ama dediğim gibi düz örüyoruz sadece. Bütün ilmeklerimi baştan sona düz olarak ördüm. Örneğimizin katları 2 ve katları arkadaşlar. Burada da ben 20 ilmek başladım. Bakın arka yüze geçtiğimde bütün ilmeklerimi baştan sona ters olarak örüyorum. Örgümüzün bir püf noktası var arkadaşlarım. Püf noktası da Örgümüz biraz bir tarafa kayma yapıyor. Kayma yapmaması için burada bir size bir püf noktası vereceğim arkadaşlarım. Beni tanıyan arkadaşlar bilir. Örgüde bir gariplik oluyorsa onu muhakkak anlatırım. Nasıl çözümü olduğunu anlatırım arkadaşlar. Burada dediğim gibi anlatan arkadaşlarım var bu örneği ama bir tarafa kayıp giden bir örnek. Onu engellemek için biz burada farklı bir işlem yapacağız. Şimdi arkadaşlar bakın iki sıra düzüm oluştu. Bu sırada kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğimden sonra önümdeki iki ilmeği birden ördüm, kestim. Bakın artış yapmıyorum bu sırada. Tamamen bütün ilmeklerimi bu şekilde örüp kesiyorum. Önümdeki her iki ilmeği kesiyorum. Bu sırada artış yok. Bu kestiğimiz ilmekleri arka sırada tamamlayacağız. Kenar ilmeğimizi aldık ve önümdeki bütün ilmekleri ikişer ikişer kesiyorum. Şöyle bir bakalım. Bakın bütün ilmekleri ikişer ikişer kestim, topladım. Kenar ilmeğini aldıktan sonra arkadaşlar ve sonda da bir tane kenar ilmeğim kaldı bunu da ördüm ön yüzden sıramı tamamladım şimdi arka yüze tekrar arka yüzümüze geçtik arka yüzde kenar ilmeğimi aldım şimdi buradaki birinci püf noktam arkadaşlarım şimdi burada ilmeklerimizi arttıracağız ilk artışımız ilk artış sıramız diyelim buna ee, ilk modeldeki artış sıramız kenar ilmeğimi aldıktan sonra bakın şuradan hemen şu içten bu sırayı tamamen düz öreceğiz. Bir tane ilmek çıkarttım. Yanındakini düz ördüm. Şu ikisinin arasından bir tane ilmek çıkarttım. Yanındakini düz ördüm. Şu iki aradan bir tane düz ilmek çıkarttım. Burada bir artış yapıyorum arkadaşlar. Yanındakini düz örüyorum. Şurada kenar ilmeğinden sonra hemen artışla başladım burada iki ilmeğin arasından bir ilmek çıkarttım. Yanındakini düz ördüm. Örgümün arka yüzündeyim ama bu sırayı düz örüyorum. Artışımı da düz yapıyorum. Ördüklerimi de düz olarak örüyorum. Şuradan bakın iki aradan bir ilmek çıkarıyorum ve düz olarak örüyorum. İki aradan bir ilmek düz olarak ördüm iki aradan bir ilmek bakın burada şimdi iki ilmeğim kaldı arkadaşlar başlangıçta da artışla başladığım için sonda artış yapmayacağım bir tane ördüm hemen artışla başladım sonda iki ilmeğim kaldı şimdi burada da bakın bir artış yaparsam örgümde fazlalık olur ilmeklerin fazla olur artış yaparız sonunda bakın bu şekilde bir tane düz ördüm şu da kenar ilmeğim bunu da ördüm bu arada artış yapmadım. Başlangıçta hemen artışla başladığım için sonda iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Birinci püf noktamız bu arkadaşlar. Şimdi ön yüze geldik. Örneğimizi bir sefer kurmuş olduk. Şimdi tekrar ikinci sefer kuracağız. İkinci sefer kurmamız için bakın kenar ilmeğimi aldım. Bütün ilmeklerimi ilk başta yaptığımız gibi bu sırayı tamamen düz olarak örüyorum. İkinci örneği kurunca ikinci püf noktayı size anlatacağım. Çünkü onu ikinci örneği kurduğumuzda arkadaşlar uygulamamız gerekiyor. Bütün ilmeklerimi baştan sona düz olarak ördüm. İlk başta yaptığımız gibi örneğimizi kurmadan önce ne yapmıştık? İki sıra düz örmüştük. Şimdi arka yüzdeyim, ikinci sıramdayım. Bütün ilmeklerimi baştan sona ters olarak örüyorum. Bu örneği diğer arkadaşlarıma kızmıyorum. Onları karalamak adına söylemiyorum ama arkadaşlar buradaki püf noktalarını ben size özellikle belirtiyorum ki örgünüzde yamukluk olmasın. Genelde hem hep aynı artış tarzını yaptıkları için örgüler yamuluyor. Onu da belirtmemişler. Ama e, ben burada tabii ki e, yani örgünüz tuhaflık olmasın diye arkadaşlarım düzgünce size anlatacağım. Şimdi bakın örgümüz birazcık kendini belli etti. Şimdi üçüncü sıra ön yüzdeyiz. Üçüncü sıra ön yüzde ne yapıyorduk? Kenar ilmeğimizi aldıktan sonra bütün ilmeklerimizi kesiyoruz. İkişer ikişer kesiyoruz. Bu kestiğimiz ilmekleri arka yüzde tamamlayacağız. Ama bu sefer e, farklı bir şekilde tamamlayacağız. İlk yaptığımızdaki gibi tamamlamayacağız arkadaşlar. İlk yaptığımızdaki gibi tamamlarsak dediğim gibi örneğimiz yamuk gider o yüzden dikkat edeceğiz. Benim şu an elimde ördüğüm de bir bebek yünü ama diğer yaptığıma göre birazcık daha ince bir bebek yünü onu da belirteyim. Bakın ilmeklerimiz tam geldi. Artışımıza dikkat ettiğimiz için kenar ilmeğimizi de ördük. Sıramızı bakın tamamladık. Şimdi arka yüzde bu artış ilmeklerimizi tamamlayacağız. Geçen sefer ne yapmıştık arkadaşlarım? Bakın şurada hemen bir taneyi ördükten sonra kenar ilmeğimizi aldıktan sonra artışımızı yapmıştık. Şimdi burada yapıl hata yapılıyor aslında. Diğer arkadaşlarım burada hata yapmış ve örgüleri yamuk çıkıyor. Şimdi burada o hatayı yapmamak adına arkadaşlarım şuraya bakacağız. Diğerinde ne yapmıştık? Başta artış yapmıştık. Bunda kenar ilmeğimi alıyorum. Bakın burada artış yapmıyorum. İlk önce bir tane düz örüyorum örgümün düz çıkması için artış yerimiz şurada belli. Düz ördükten sonra şimdi artış yapacağım arkadaşlar. Bakın. Bir tane artışımı yaptım, bir düz ördüm. Bir tane artışımı yaptım, bir düz ördüm. Bir tane artışımı yaptım. Bir tane düz ördüm. Bir artış, bir düz. Son sıramız bu. Sadece dikkat etmemiz gereken nokta bu. Artışlarımıza dikkat edeceğiz. Başta bir tane ördükten sonra artıracağız. Sonda iki bırakacağız. İkinci sıra örneğimizde iki tane ördükten sonra artıracağız ve sonda bir bırakacağız. Şimdi bakın burada sonda ne yapmıştık? Son iki ilmekte artış yapmamıştım. Diğer artışımda. Şurada da zaten belli. Bakın artışım burada bitmiş. Şimdi bunda tam tersini yapıyorum. Burada baştan iki ördüğümüz için sonda bir tane bırakacağım sonda artışımı yaptım ve kenar ilmeğimi de ördüm sıramı tamamladım artışım dengeli oldu arkadaşlar bir bu uçta başta olmuş oldu bir tane de bu uçta başta o artışlarımız olmuş oldu o yüzden örneğim hiç kaymayacak yani diğerleri bu şekilde yamılıyor şöyle diyeyim yani örgü şu an şu şekilde yamuk gidiyor arkadaşlar şöyle netleştirelim. Normalde hep aynı artışları yaparsak şöyle yapayım ki anlaşılsın arkadaşlarım. Örgü bu şekilde yamuk bir şekilde gidiyor. Ama dengeli bir şekilde artışımızı yaparsak bakın hiçbir yamulma yok örgüde. Tamamen bu şekilde dümdüz kenarları çıkacak. Yamuk yumuk durmayacak. Şimdi şöyle tekrar örneğimize yakından bakalım. Tekrar örneğimi kurdum. Hatta şu birinci sırayı da örelim ki örneğimiz belli olsun. Tekrar üçüncü örneği kurunca arkadaşlar tam tersini yapacağız. Birinci sırada yaptığımızı yapacağız. Dördüncü örneği de kurarken ikinci sırada yaptığımızı yapacağız. Başta zaten onu anlayabilmenin yolu da dediğim gibi bir önceki artışı nasıl yapmışız ona bakacağız. O da orada da yanılmadan ilerleriz arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar ördüm. Bakın örgümde hiçbir yamulma yok gayet düzgün bir şekilde çıkıyor koyu renkte de çok güzel çıktı boyutlu bir örnek bakın şurada artışımızı yaptık birinci örnekte ikinci örnekte burada yaptık şimdi üçüncüyü kurunca yine başta yapacağız burayı takip ederek nerede artış yaptığımızı anlayabiliriz şöyle örneğimize de yakından bakalım gayet de güzel durdu böyle mercimek gibi böyle tane tane duran bir örnek arkadaşlar şöyle baktığımızda gerçekten iki renklisi de çok güzeldi yamulmaması için de dediğim gibi püf noktasına dikkat ederseniz arkadaşlar çok güzel harika bir örneğiniz olur çok düzgün bir şekilde çıkarabilirsiniz. İki günde harika çok tatlı bir bebek yeleği de örebilirsiniz. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. Fikir sepeti örgüyle kalın.